Japonya'ya gidiyoruz. Sizler o kadar süslü ki arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi kalbim duracak şimdi. Sonunda büyük gün geldi. Yalnız hemen moda girmeme kaç puan. Eski takipçilerim bilir, en büyük hayalimden biri Japonya'ya gitmekti ve bu gece birlikte tek başımıza Japonya'ya gidiyoruz. Benim bence hayatımın en güzel deneyimlerinden biri olacak. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Japonya en merak ettiğim, en böyle ilgimi çeken, sürekli vloglarını izlediğim bir ülke. Bu arada Kore'ye de gideceğiz. Sadece Japonya'ya da değil. İnşallah vize yoktur ya. Japonya'ya vize yoktu. Kore'ye arkadaşım böyle online bir şey gerekiyor dedi. Ama bence gerekmiyor çünkü araştırdım. Yani spontane oldu. Şöyle sabitleyeyim. Aslında benim biletim 7 Nisan Sakura zamanıydı ama o zaman işlerimi ayarlayamamıştım. İşte ajanstan yeni ayrılmıştım, bir sürü şeyler vardı. Sonra arkadaşım dedi ki Mayıs Ağustos'a gidelim Aizen. Sonra ben de Ağustos'u aldım ama şu anda Aizen gelmiyor, beni sattı. Neyse tek başıma 2 hafta kendimi dinlediğim, gerçekten yalnız seyahat etmek insana çok şey katıyor ve çok fazla özgüven sağlıyor. Ve yalnız değilim, sizler yanımdasınız. Ben hemen valizi kapatayım. Geliyorum. Bir buraya cilt bakım kozmetik ürünlerimi koyacağım. Kulaklığımı yanıma alacağım. İnşallah bir şey unutmam. Amin. Şu an valizim çok karışık gözüküyor. Buraya kıyafetleri koydum ve valizi çok doldurmak istemedim. Çünkü oradan kozmetik alışverişi yapmak istiyorum. Şöyle size kendimi de göstereyim. Buradan kozmetik malzemelerimi alacağım. Burada cilt bakım ürünlerim var. Ve yanıma 12 saatlik uçuş olduğu için şunun içine böyle bir kit hazırlamayı düşünüyorum. Şimdi hızlıca hazırlayayım. Uçakta size gösteririm. Kapatıyorum. Yarım saate evden çıkmış bir şekilde görüşürüz. Çok konuştum ya. Videonun başında böyle çok konuşmayı sevmiyorum. Sonradan tekrar konuşacağım. Belki editle hallederiz. Evet çok konuştum. Bakın yanıma böyle gözleri çeken bantlardan alıyorum. Şöyle ben de böyle gezeceğim. Çok hoşuma gidiyor bu arada çekik göz. Yani tabii ki doğal olan her şey daha güzel ama değişik olacak. Left behind the stories I've been told, they never seem to leave my mind. O benim gibi yalnız utandım. Başta çok güzel şeyler koydum. Sonra da yok, istemiyorum hurma. Bugün yediğin hurmalar yarın bir yerini tırmalar. Bir şey demedim ki. Ben şu Red Bull'dan ver de bir enerji gelsin ablana. Bir yudum içeyim. Bakın kardeşimi özlediniz mi? Ablasını havaalanına bırakmaya geldi. 55 kilometre bir de geliş 110. Ablan için değer. Ya çiçeklerimi bırakacağım için üzülüyorum. Bunlar, sen bunlar hediye geldi. Hepsi solmuş olacak. Öyle deme. Çok öyle. Güzel. Şu şakayıklara bayılıyorum. Bir de bunların böyle tomurcuk halde olanları da çok güzel. Bavul kapatma zamanı mı? Ya ben valizde var ya, pijama falan koymadım galiba da. Aman Japonya'da her şey vardır ki. Her şeyden bol bol, hem de daha ucuzdur Türkiye'den. Sanki kıyafetim az gibi. Değil değil. Bavul çok büyük. Bavul çok emin büyük. Emin misin? 15 gün için hiç kıyafetim yok. Sanki hepsini. Şöyle çok... Ev kiraladığım çocuk bana konumu atmadı. Neden? Nasıl gideceğim bilmiyorum. Hattımı orada geçecek mi bilmiyorum. Ben panik oldum arkadaşlar. Tamam sen becerirsin. Senin her şeyi yapacak gücün ve sevgin var. Açmıyor.
çakal. Mertom beni getirdi. Şimdi havalimanına geldik. Saat 10.30. Benim uçağım 2.20'de. 4 saat. Oha 4 saat var Mert. Mert lunch'a gir diyor da uçağım şey business değil ki. Nasıl gerek gireceğim? Yok. Dışarıdan ücretli gidiliyor mu? Evet. Bir deneyeyim bakayım lunch çekmeyi yani, deneyeyim arkadaşlar. İşte de gösteririm. Ben hiç girmedim. Bir kere, Burger King yiyeceğini orada. Aynı bir kere paraya lunch'a gir. Uçmuştum. Onda da lunch'a girmeye vakit olmamıştı. Hadi seni indirelim şimdi. Keşke business olsa uçağım ya. Uzun yolculuklar da güzel oluyor. Ama olsun buna şükür. Keşke yok. Allah'a şükürler olsun. Ablam. Ben gideceğim için üzülüyor musun? Yok geleceksin geri. Ben geldiğimde sen burada mısın? Buradayım tabii, bilgisayarımı aldım. Hemen. Thank you ablacığım. Bu arada Mert'e gitmeden bir sürü şey çektirdim ve hepsi çok güzel çıktı. Ya böyle çektiğim şeyler güzel çıkınca çok mutlu oluyorum. Ama güzel çıkmayınca ki olabilir, çok mutsuz oluyorum ya. O mutsuzluğumu aşmam lazım. Ablacığım seni özleyeceğim. Evet, ablam inşallah sağ olsun. Aa dikkat et ha. Şeyim gerekirse. Ben kamerayı kapatayım arkadaşlar. Bir içeri gireyim güvenlik ıvır zıvır. Görüşürüz. Lunch'a girmedim. Zaten 1,5-2 saat var uçuşuma. Böyle sakin bir kapmış burası, buraya geldim. İşte bir tane vegan bowl alabilir miyim? Vegan bowl sipariş verdim. Keyif yapacağım burada. Bu arada saçlarımı beğendiğiniz yorumlara bırakabilirsiniz. Daha dün yeni değiştirdim. Ben beğendim. Sadece yıkadıktan sonra tabii böyle düz olmuyor. Kuaföre yaptırdım. Bugün dediğim gibi çok özendim nedense. Umarım kendi yaptığımda da güzel olur. Benim elim gelmiş bulmakta. Sağlıklı bir tercih yaptım bence. Yani çok sevdiğime değil aslında, yeşillik sevmiyorum ama hafif olsun dedim. Çünkü uçakta da kesin yerim. Parmağımı daldırdım avokadoya. İçinde böyle brokoli var. Brokoli köftesi. Ve karnımız doydu. Şimdi size aldığım parfümleri göstereyim istiyorum. Bu kokuyu belki biliyorsunuzdur. Eda Ece bir tane böyle röportajında işte en sevdiğim koku, herkes soruyor, şöyle böyle çok övdü. Ve normalde dünya çapında da aşırı popüler olan bir koku. Delina. Delina ama bu orijinal olanın değil, diğer çeşidi. Ben genelde böyle ağır olmayan soft kokuları seviyorum. Bu arada yanıma parfüm de almıştım. Şu sıra kullandığım çok sevdiğim bir parfüm var ama görünce dayanamadım. Daha uygun fiyata. Bunun paketi çok şık bakın. Eğer valizim çok dolmazsa paketiyle birlikte taşıyacağım. Barbie parfümü gibi ve kokusu başta çok hoş kokmuyor aslında. Yani güzel kokuyor ama böyle bol değil. Oturduktan sonra çok güzel kokuyor. Daha önceden ben bunu sıkmıştım zaten. Soft bir koku ama ilgi çekici bir koku. Kendini belli eden bir koku ve aşırı kalıcı. Aklınızda bulunsun böyle ilgi çekici ama farklı kokuları seviyorsanız. Bir de şu Woman in Gold. Bu parfüm ise diğeri kadar popüler değil. Mesela diğerini sıktığınızda çok işte bu kokuyu duyabilirsiniz. Ama bu daha böyle bilinmedik, farklı bir koku. Bunu zaten sıkmıştım. Ben bunu daha çok sevdim açıkçası. Daha orijinal ve farklı geldi ama Delina da çok güzel. Tam da ayırt edemiyorum öyle. Güzel parfüm. Şimdi yeni bir kitaba başlıyorum. Yanıma iki farklı kitap aldım. Birini Mert önerdi. Bu da aşırılık çağında kendine hakim olmak. Anladığım kadarıyla şeyden bahsediyor. Yani bu sosyal medya, internet sayesinde her şeyi görüyoruz ve her şeye hakim oluyoruz. Her şeye ulaşılabilir geliyor ve bunun sonucunda işte psikolojimiz. Büyük ihtimal bunu ben uçakta ve burada bitiririm. Size bahsederim vlogda. Do you recall when we were young, running from all things at once? Yalnız bu kitabı almam bence tesadüf değil. Gerçekten bazen her şeyi kaçırıyormuşum gibi hissedip her şeyi halletmek istiyorum. Ya da şöyle oluyor, zaten işte ben bunu kaçırdım yapmayayım. Hani bir özgüvensizlik oluyor. Ve böyle anın tadını çıkarırken, bence bu çoğumuzda oluyordur. Bazen böyle çok güzel anlarımız oluyor ama o andayken o güzel anı fark etmiyoruz. Daha sonra diyoruz ki ya ne kadar güzeldi aslında. Hani böyle on bir tatminsizlik ya da bilmiyorum, garip bir şey oluyor. Mesela benim işimle alakalı güzel bir an yaşıyorum diyelim. Onu size videolamak istiyorum ve videolamayınca o an içinde diyorum ki ya ben diye çekemedim deyip üzülüyorum. Yani böyle bir vicdan azabı oluyor. Ya da ya illa işle alakalı değil, başka şeylerde de oluyor. Anladınız siz beni. Bu kitap işe yarayacak. Yalnız daha bir sayfa okuyup kitabı yorumlamam. Yani bu hatamı biliyorum, nasıl çözeceğimizi ve nerede yanlışlar yapacağımızı okuyacağım. Tam kapıya bakıyordum, daha belli olmamış. Şimdi mesaj geldi, 30 dakika ertelenmiş. Sevmiyorum ya böyle. Ya gerçi gündüz uçuşundansa gece uçuşu daha iyi ama şu an benim uyku saatim geldi. Ben normalde 11-12'de tavuk gibi uyuyorum. Şu anda saat 1'e geldi, yani 12.50.
tahmini kalkış saati 2.50 diyor. Benim uyku düzenim bayağı karışacak ve indikten sonra orası 6 saat ileride. Yani ben akşama inmiş olacağım gündüz olması gerekirken. O da biraz farklı olacak. Ama yapacak bir şey yok. Kitap okumaya devam. Büyük ihtimalle bunu bitireceğim. Arkadaşlar beni görebiliyor musunuz? Size şimdi tuvaletten sesleniyorum. Yaklaşık 6 saat ben uyumuşum. Yani uçuş zaten 11 saat. 5 saat kaldı uyandıktan sonra. Böyle uyku sersemi bir akşam yemeği yedim, anlamadım. Daha sonra yüzümü temizlemeye gelecektim lavaboya ama yanımdaki çocuk da uyuyordu. Rahatsız etmek istemedim. Ama sorunsuz böyle hızlı güzel bir yolculuk oluyor. Şimdi şu makyajımı temizleyelim. İşte dişlerimi fırçalayayım, böyle bir bakımlarımı yapayım ve gözümün altına böyle bir maske yapacağım. Sadece sizi tabii giyecek yer bulamadım. Neyse. Hatırlarsanız şöyle bir kit yapmıştım. Bu kitte temizleme jelimizi çıkaralım. Diş macunu ve nemlendirici ve göz maskesi. Arkadaşlar bu köpüğün yok. Bir şey köpürüyormuş. Left behind the stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Şimdi kahvaltı geldi. Uçuşum bitmesi de bir buçuk saat kaldı. Sabah kahvemi içtikten sonra mutluyum arkadaşlar. Şimdi bir zoom alacağım ve kendime geleceğim. Güncelleme geldi. Hani kahveden öncesi siyah beyaz, kahveden sonrası böyle renkli düşünebilirsiniz. Öyle oluyorum. Şimdi güzelce kahvaltımı edeyim. Sonra artık Japonya'da görüşürüz. Çok garip. Uyudum, uyandım. Hava aydınlıktı. Daha sonra birden karanlık oldu. Ne deniyordu ona ya? Anlatmaz. Ama aklıma gelmiyor. Yorumlara yazabilirsiniz. Hani böyle saat farkından dolayı olan şey. Bu arada ışık çok kötü. Biliyorsunuz Japonya bize istemiyor. Şöyle bir belge doldurmamızı istediler. Onu doldurdum. Birkaç bilgim eksik kaldı. Tamamlayacağım şimdi telefondan bakarken ama şöyle bir sıkıntım var. Telefonum şarj bitti. Nasıl yapacağım? Ya da sorguya çekerseler falan. Yani sorgu değil de anladınız. Telefonumu, otelimi falan göstermek istersem. Ya dümdüz gidiyorum. Hiçbir belge yok yanımda. Sadece pasaportum ve kendim varım. Bence sıkıntı olmaz ama birazcık gerildim. İki şehir bir yer bir ev bulacağım. Daha sonra da Tokyo gecelerine akarız diye düşünüyorum. Yani büyük ihtimal eve gittiğimde saat 10-11 olur. Etrafa bakarım. Eğer güvenliyse ki güvenli olacağını düşünüyorum. Biraz sokaklarda yürür. Belki bir Starbucks'ta matcha'lı içecek içeriz. Daha sonra da bugünü erken bitiririm. Aslında dediğim gibi hiç uykum yok. 6-7 saat uyudum. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Ve gitmek istediğim şehirler var. Hawaii'ye çok gitmek istiyorum. Hala Londra'ya gidemedim. Şu an bozuldu. Bu arada Fuji Dağı'na da gidebiliriz bir günlüğüne. Tam plan yapmadım ama yapacağım. Ay çok heyecanlıyım. Kuzey Buz Denizi. Yani şu an resmen bir uçtayım. Bakın gelmek üzereyiz. Osaka'ya da gideriz bu arada. İlk Tokyo'ya gitmek istiyorum. Sonra neyse bunu sonraki vloglarda anlatırım. Bayağı gezeceğiz. Sadece Tokyo değil. Basınçtan dolayı cipsin patlamak üzere. Çantamı sığmıyor. Pet şişeler de şişti. Şu an içimde benimki geliyor, o da biliyor, şarkı çalıyor. Bakın geliyor, nerede? Valizimi aldım, şimdi burada çok polis falan var. Ben bir dışarı çıkayım, anlatacağım size. Ama rahat bir şekilde geçtim, sıkıntı olmadı. Hatta fark ettim ki gerçekten Japonlar çok tatlı, çok saygılı, böyle utangaç. Hani böyle direkt farklı bir kültüre geldiğimi hissettim. Ay vallahi geçtik ve beklediğimden çok daha kolay oldu. Hatta hiç sıra beklemedim. Ya maşallah bu sayan çok güzeller diyor. Bu da beni karşılayan biri olsaydı keşke. Melis Öztan yazılı ama maalesef yok. Baş başayız. Şimdi ben nasıl gideceğim? Telefonumun şarjı yok. Şuraya oturayım da büyük sıkıntılarımız var. Yani çok büyük değil ama büyük. Burada ben şarj edebilecek miyim acaba? Şimdi sıkıntı tam olarak burada başlıyor. Burada prizlerin başı farklı. Ve ben powerbank almama rağmen powerbank'ime uygun kablo almamıştım. Şu an telefonum kapandı. Otel olmadığı için Airbnb kiraladım. Adresi bulmam gerekiyor. Hatta iki farklı alternatif vardı. Ağır eşyan yoksa işte bir yere kadar metro ile git sonra taksiye bin yazmış.
ev sahibi. Ya da direkt taksiyle gidersem de yaklaşık işte Türk lirasıyla 800 liraya falan denk geliyor. Bilmiyorum nasıl yapacağım ama önce şu şarj işini çözmem lazım. Birine gideceğim mi etsem acaba? Ya da bir yerden dönüştürücü olacağım. Şey satan bir yer yok. Buradanımı çıkarayım da ben. Büyük ihtimal vardır şarj aleti. Ben nasıl unuturum? Nasıl? Bunların hepsi var ama şey yok. Kablo yok. Şimdi sordum, ileride solda bir Sky Market var dedi. Sky Market'te dönüştürücü satılıyormuş. Hemen alalım, orada şarj edelim, çocuğa mesaj atalım. Sonra olmazsa ya taksiyle ya da çocuğun dediği gibi metroyla da gidebilirim. Metroya da binmek istiyorum aslında. Full zaten ulaşımı öyle sağlarım diye düşündüm. Ama belki ilk günün yorgunluğuyla taksiye de binebilirim. Sky Market burasıymış bakın. Sky Market'e geldik. Ne kadar tatlı şeyler var. İçine baksanıza. Neyse bunlar sonra, artık ben her şeye dalarım şimdi. Ay, KitKat var. Şu an hayalimi yaşıyorum. Burada bakın değişik değişik şeyler var. İçeceklerin de tadına bakmak istiyorum. Kolanın ambalajına bakar mısınız? Marketten hiçbir şey alamadım çünkü kartım geçmedi. İki kartım da geçmedi. Ya sıkıntı var, Türk şeyi geçmiyor ya da hani Avrupa'da değilim, çok uzak bir yerdeyim ya. Bir şey açtırmam gerekiyor. Şimdi exchange ofisine geldim. Dolar bozduracağım, öyle alacağım. Daha demin yanlış yerden alıyormuşum. Bu keyifiyor. Olanı alacağım. Tamamen öğrendim şu anda. Zaten Google'a konumu yazarsanız ve toplu taşımayı seçerseniz tüm seçenekler çıkıyor. Yaklaşık 13 dakika sürecek. Oradan dediğim gibi taksiye bineceğim ve 600 yen falan kar etmiş olacağım. Ve hangisini seçeceğim ki acaba? Umarım yanlış bilet almamışımdır. 140 yen aldım. Arkadaşlar çok yabancı ve garip hissediyorum şu an. Sinekava'ya gidiyoruz. Sinekava'da da ineceğim hatta. Platform 2. Okey. O kadar da zor değilmiş. Açıkçası korkum, yani Avrupa'da artık hani her yer birbirine benzediği için bir şekilde anlaşabiliyoruz ama burası bambaşka kültürde ve farklı bir yer olduğundan hani belki sistemleri farklıdır, bir şey sıkıntıdır diye korkuyordum. Ama bakalım, halledeceğiz bence ya. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Umarım doğruya biniyorum. Dur hadi bakalım. Porsche Nakaba. Kötü bir haberim var. Ters yöne gidiyorum. Şu an fark ettim. Of ya. Sinir oldum kendime. Oh, ve dışarıyı gün yüzüyle gördüm. Şimdi buradan taksi bulacağım. Ay şu an çok garip geliyor. Sizler o kadar süslü ki arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıp taksiye bineceğim. Biraz maceralı oldu. Sağ olsun çocuk yarım saat bekledi benimle. Doğru yere bindirdi. Çok garip geliyor şu an, sanki hayal dünyasındaymışım gibi. Farklı hissediyorum. Hop. Arkadaşlar bir türlü anlaşamadık ama gidiyoruz. Umarım doğru yerdir. Daha trafik sağdan akıyor farklı olarak. Eski bir taksideyim. Arkamda da sanırım Türkler vardı. Dediler ki eskiye binmeyelim. Kız binsin, sonrakine binelim. Ama ben anladım tabii ki. Kendimi böyle farklı bir zamanda gibi hissettim. Böyle danteller var, ellerinde eldivenler var, çok kibar. İşte trafik sağdan akıyor. Ortam çok farklı. Bilmiyorum, şu an gerçek değilmiş gibi. Biri bana tokat atsın. Ama kendimi atmayayım. Şu anda da konum atıyor WhatsApp'tan ama telefonum şeyde. Umarım doğru gidiyoruzdur. Bir yere geldik ama. Different. Galiba yanlış gelmişim. İçeriye girdiğime emin olmadan şey yapmadı. Okay. Melis, ye. Okay, thank you very much. Hello. Hi, how are you? Oh, thank you. How are you? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. I know some Turkish. Perfect. First time? Yeah, first time. Phone number. Canlarım, ciğerlerim, kuzu sarmalarım. Ben odaya geldim hatta 3 saattir falan dinleniyorum ama hala aynı kıyafetlerdeyim yalnız. Kameramın şarjı bitti. Odayı yarın güzel bir şekilde, daha enerjik, daha tipim düzgün bir şekilde size göstermek istiyorum. O yüzden videoyu burada kapatıyorum ama klozet efsane bir şeymiş. Çok farklı. Neyse, vlogda yarın göstereceğim her şeyi. Silik ucumu öpüyorum.
Umarım güzel bir seyahat olur benim için. Çok farklı hissediyorum dediğim gibi. Hiçbir yere benzemiyor ve hala adapte olamadım. Sanki burada değilmişim gibi, rüya gibiymiş geliyor. Bir de saat 2.30 şu anda gece ama benim hiç uykum yok. Cin gibiyim. Ne yapacağım, nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Ya şu çamaşır makinesi bile çok farklı. Şuradan açılıyor. Göstereceğim detaylı. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bana abone değilseniz abone olmayı, TikTok'tan, YouTube'dan, Instagram'dan unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Sizin en çok gitmek istediğiniz ülke ne? Japonya'yı merak ediyor musunuz? Yalnız seyahat etmeyi seviyor musunuz? Aşağılarda sohbetler edelim. Öptüm.